Skorer Mutfağı'na hoş geldiniz sevgili izleyenler. Caner Bakır'la birlikteyiz. Bugün yine farklı bir konuyu değerlendireceğiz. Caner hoş geldin, nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Bugün şimdi uzun zamandır Fenerbahçe'nin transferlerini konuşuyorduk. Arka arkaya bomba gibi düşürdüler transferleri Fenerbahçe. Bugün de bir değişiklik olsun, Beşiktaş'ın transferlerini konuşalım. Şimdi henüz açıklanmadı ancak bütün mecralar yazmaya başladı. Biz de zaten haberimizi yaptık. Sevgili Murat Özen de yardımcı oldu. Bize gereken bilgileri verdi. Josef de Souza ve Nazım Sangare transferlerini şöyle bir değerlendirelim. Dediğim gibi henüz açıklanmadı ancak bu iki isim bitmek üzere. Yarın öbür gün açıklanması bekleniyor. Ne dersin bu transferler için? Şimdi Beşiktaş'ın limitlerden dolayı biliyorsun ne kadar zor durumda olduğu herkesin malumu, ama buna rağmen yönetim transfer yapmaya devam ediyor. Biraz geç kaldılar. Taraftarın bir sabırsızlığı var. Çünkü eksik olan bölge çok, biliyorsun sen de. İşte Burak'ın gidişinden sonra forvet, kanat, aynı şekilde sağ bek rotasyonu içinde çok eksik var. Bu eksikler doğrultusunda Beşiktaş yine bir 6 numara aldı. Aslında benim burada soru işaretim bu. Yoksa Josef'in futbolculuğuna veya Beşiktaş'a katacakları konusunda herhangi bir tartışmam yok. Josef gelir, Türkiye'yi de biliyor. Josef gelir, gereken tüm katkıyı vereceğine ben inanıyorum. Orta sahaya o Mensah'la birlikte, işte Mensah, Atiba, Josef veya Dorukhan Oğuzhan o katkıyı verecektir. Ama Beşiktaş'ın daha öncelikli ihtiyaçları var bana göre. Bilmiyorum, katılır mısın? Sen de ben bitirdikten sonra mutlaka yorumlarsın. Beşiktaş'ın daha öncelikli ihtiyaçları var. Beşiktaş'ın bir sağ beki yok. Beşiktaş'ın bir gol atacak forveti yok. Beşiktaş'ın kanat rotasyonu çok zayıf. Tamam, Josef de Souza'yı al. Ama bu transferler bittikten sonra yapılması bence daha makul olurdu. Çünkü zaten bonservisi elinde. Uygun bir sözleşme teklif edildiğinde Josef de Souza Türkiye'ye geri dönmeye zaten sıcak bakacaktır. Fenerbahçe zaten öyle bir ihtiyacı yok. Geriye Beşiktaş'ta Galatasaray kalıyordu. Beşiktaş'a da gelmeye gayet sıcak baktığını biz zaten biliyoruz Josef'in. Ama daha öncelikli ihtiyaçlar Beşiktaş'ın sanki şu an yapılması gereken nokta. Ben Josef konusunda tek soru işaretim bu. Nazım Sangare konusunda da Beşiktaş'ın zaten, hani yanlış anlaşılmasın ama, böyle ayağı tutan, nefes alan bir sağ beke şu an ihtiyacı var. Yani orayı dolduracak bir sağ beke ihtiyacı var. Nazım bunu yapabilir mi? Hücum konusunda biraz tereddütlerim var ama savunmayı kapatacaktır. Nazım'ın biraz hani skor ve tabela konusunda çok etkili bir sağ bek olduğunu çok şu an için düşünmüyorum. Önünde uzun yıllar var. Ama savunma konusunda oraya denge getirecektir. Nazım ve Josef konusunda hani böyle. Ama öncelikli ihtiyaçlar Beşiktaş'ın dediğim gibi forvet ve kanat rotasyonu. Bilmiyorum evet, sen ne diyorsun ama yani ben kabaca böyle özetleyeyim. Kesinlikle ben de sana katılıyorum. Bence PAOK karşılaşmasından önce mutlaka bir forvet alınmalıydı. Evet, şu anda maddi olarak zor durumda. Bütün kulüpler zor durumda. Beşiktaş zannediyorum bir tık daha zor durumda. Ancak yine de ben de en öncelikli olarak bir yıldız forvet transferinin daha PAOK karşılaşmasından önce yapılsaydı çok daha yönetime çok daha olumlu yazacağımı söyleyebilirim. Yani eğer böyle bu transfer gerçekleşseydi. Şimdi işte biraz akşam pazarı olmaya başladı. Bonservisi elinde olan oyuncular işte biraz akşam pazarı olmaya başladı. Herhalde forvet de o şekilde olacak. Biraz daha transfer döneminin son zamanlarına doğru, hani fiyatlar iyice düştükten sonra tamamen resmi imzaların biteceğini düşünüyorum forvet transferiyle ilgili. Ancak eğri oturup doğru konuşmak lazım. Beşiktaş biraz geç kaldı bir forvet almak için. Ama işte maalesef şöyle bitireyim. Fenerbahçe de bu sıkıntıyı yaşayacak. Vedat'ı sattıktan sonra zaten hani sattı diyebiliriz. Yani kadroya ilk yazılması gereken iki oyun, iki mevki bana göre bir kaleci, iki forvettir. Yani atan ve tutanın önce belirlenmesi gerekiyor. Kulüplerimiz maalesef bu konuda sıkıntı yaşıyor. Beşiktaş'ın lig başlıyor, hafta sonu bir forveti yok. Net bir forveti yok. Fenerbahçe Vedat'ı satıyor. Orayı nasıl dolduracak? Yani forvet ihtiyacı, yani ilk giderilmesi gereken bölge. Kulüplerimiz de maalesef bu konuda biraz gecikiyor. Evet, aslında Sergen Yalçın şöyle bir açıklama yaptı. Dedi ki forvet transferinde
hata kabul edilemez dedi. Kesinlikle. Belki de, çok net konuştu hocam. Belki de hata yapmamak için bu kadar uzadı bu süreç. Ama yine de taraftar affetmez hiçbir zaman biliyorsun. Sabırsızdır taraftar. Biraz da kendi takımlarını tutan taraftarların da gözünü doyurmak gerekiyor diyelim. Biz de bekleyeceğiz bakalım. Evet, aynen öyle. Çok teşekkür ediyorum sevgili Caner. Ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim. Kur'an Mutfağı'nın sonuna geldik sevgili izleyenler. Yarın başka bir gündemde yine sizlerle birlikte olacağız. Hoşçakalın.